Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Eşim ile aramızda uyuşmazlıklar çıkmaya, çok sık tartışmalara başladık. Normalde eşim çok uyumlu, çok anlayışlı biriyken her şeyi sorun eder bir hale geldi. Cüzdanımda bir kırmızı, iki beyaz ile örgü şeklinde iki ucu düğümlü bir ip buldum. Kenarlarında koyuluklar ve kan renginde benzer lekeler vardı. Ailesiyle evlendiğimiz gerçekleşmeden tatsızlıklar yaşanmıştı. Büyü yapıldığını düşünüyorum. Ne yapmam lazım diyor. Şimdi ben tabii açık söylüyorum, eşler arasında tartışmalar olduğunda tartışmaları hemen büyüye bağlama ahlakım yok. Baştan söyleyeyim. Ben Allah'ımızın ifadesi, Meryem suresi son 3 ayet-i kerimede Allah'ımızın ifadesi. Evvela bunu dikkate almak zorundayız. Mevlamız buyuruyor ki, Estağfirullah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmâne vuddâ. Bu ayet-i kerimede Mevlamız aranıza sevgiyi, muhabbeti ben kılacağım diyor. Para, makam veya buna benzer şeyler asla sevgiyi doğurmaz. Nice zenginler ayrılıyorlar. Demek ki para doğursa ayrılmaz. Çünkü Mevlamız buyuruyor. Seyec'alû lehumurrahmâne vuddâ. Aranızdaki sevgiyi, muhabbeti ben kılacağım diyorsun. Ama şartları var. Şimdi ben böyle konularda ilk önce şunu sorarım. Derim ki namaz var mı? Beyinde ve sende namaz var mı? Çünkü evvela bu konuşulur. Namaz var diyorsa ikinci şeye geçelim. Kazancınızda haram helal dikkati var mı? Evet, haram helal dikkati var. Kesinlikle haramdan uzak durur. Helal ne yapar? Dikkat eder. Varsa. Üçüncü şeye geçelim. Gerçekten konuşmalarınızda, ifadelerinizde tatlılık mı var? Şükür mü var? Nankörlük mü var? Bu 4 tane maddeyi geçtikten sonra evet bende namaz var. Haram helale dikkat var. Ve gerçekten konuşmalarımızda, ifadelerimde şükür, tatlılık, güzellik var derse bir aile, ondan sonra kardeş, o zaman sizde nazar olabilir, büyü olabilir derim. Ama yoksa bu 4 tane madde sizde yoksa hiç bana garip de ne yapmayın? Yok, büyü yaptılar. Sen kendi kendine zaten büyü demişsin kardeş. Bir insanın namazı yoksa ve men a'rada an zikri fe inne lehu maişeten zanki Allah buyuruyor. Siz benden yüz çevirirseniz diyor Mevla Teala. Ben size sıkıntılı hayat vereceğim diyor. Zanka. Taha suresi 9. sayfasının son ayetlerine baksınlar ya. Doğru mu? Ne buyuruyor Allah? Ve men a'rada an zikri fe inne lehu. Sen namaz kılmayacaksın. Evinde Kur'an okumayacaksın. Tatlı ifadeler kullanmayacaksın. Harama helale dikkat etmeyeceksin. Sonra diyeceksin ki bizde sıkıntı var diyeceksin. Geçirimsizlik var diyeceksin. Ya zaten normal böyle olması gerekiyor ki. Şimdi bana biri gelse dese ki hocam bizim evde huzursuzluk istiyorum. Ben huzur istemiyorum. Bana yardımcı olur musun? Olur. Namazı bırakın. Al sana huzursuzluk. Nankörlük yapın. Al sana huzursuzluk. Yani söyleyeceğin direkt ifadeler bunlar yani. Harama helale dikkat etmeyin. Al sana huzursuzluk. Yani kısacası sen söyle. Yani sen eğer kurallara uymadığın takdirde kurallar Allah sana ne yapsın ya? Mevla Teala buyuruyor. O yüzden. Tekrar ediyorum. Şimdi onun da en son şeyi de söyleyeceğim şimdi. Çaresini de söyleyeceğim inşallah. Birincisi ne dedim? Sen söyle. Namaz. Hocam bizim namazda problemimiz yok. Elhamdülillah namazlarımızı kılıyoruz ailece. 2. Helal haram çok önemli. Yani helalinden kazanıyor. Harama yapmaya düşmüyor. Faiz, kumar bu gibi şeylerden uzak duruyor. 3. tatlı ifadeler. Yani şükrü biliyor, nankörlük yapmıyor. İman zaten önemli. İman, namaz, helal, haram, tatlı ifadeler. Evde varsa nazar olabilirsiniz, büyü olabilir. O zaman ben sana söylüyorum. Bak eğer öyle bir şey bulduysan onu bir sirkenin içine koyacaksın. Sirkenin içine koyacaksın. Üstüne sirkeyi ne yapacak? Dökecek. Sirkeyi döktüğünde o büyü bozulur. Becerebiliyorsanız bir de ona Yasin-i Şerif okuyun. Bir de Yasin-i Şerif okuduğunuzda artık onda büyümü ne yapmaz? Kalmaz. Onu kimsenin basmayacağı bir yerde gibi ne yapın? Gömün, kurtulur. Ama bunlar varsa, bunlar yoksa büyümeye gerek yok. Zaten sen büyülenmişsin kardeşim. Sen zaten huzursuzluk olsun diye yaşa. Şimdi diyorlar ki bana çok sevdiğimiz, saydığımız insanlardan bahsediyorum. Toplum öyle de. Hocam diyor benim çocuk diyor çok korkarak kalkıyor diyor. Nasıl yatıyor? Bakıyorsun ya televizyonun karşısında ya kulaklarına koymuşlar şeyleri. Bu şey çok gelir biliyorsunuz sorularda da var ya. Ne gelir? Olumsuz rüyalar görüyorum. Olumsuz rüyalar görüyorum. Korkarak kalkıyorum. Gece korkuyorum bilmem. Tabii korkacaksın ya. Sen gece müzikle yatıyorsun. Filmle yatıyorsun. Diziyle yatıyorsun. Olumsuzlarla yatıyorsun. Allah'a isyanla yatıyorsun. Allah'ı dinlemeden yatıyorsun. Namaz kılmadan yatıyorsun. Yatsı yıkamadan yatıyorsun. Zikretmeden yatıyorsun. Ya sen zaten her türlü şeytanı, her türlü cinleri bilmem her şeyi çağırıyorsun zaten ya. Böyle çağırarak sen ne yapacaksın ya? Sen bir defa bunlardan kurtulman lazım. Mevla Teala'ya müracaat ediyor şeytan. Şeytan ya müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor senin diyor zikredilen yerlerin var. Nedir oralar? İşte mescitler, Kur'an okunan yerler, zikredilen yerler senin zikredilen yerlerin yani. Seni zikrediyorlar buralarda. Ben de zikredilmek istiyorum yani. Benim de yerlerim olsun. Çalgı çalınan yerler, olumsuz yerler senin olsun diyor Mevla Teala. Ona müsaade ediyor. Şimdi bir insan normal şartlarda bakın Amener Resulü'yü evinde sesli olarak okusa o evde şeytan, cin asla o akşam bulunamazlar yani. Hepsi gider. Niye? O evden rahatsız oldular yani. Ama evde sabahtan akşama kadar müzik çalınacak veya çocuklar kulaklarına takacaklar, müziklerle yatacaklar, kalkacaklar. Kardeşim sen resmen davet ediyorsun ya. Yapma ya böyle şeyler. O yüzden tekrar ediyorum. Biz Rabbimizle güzel geçinmeyi bileceğiz. O zaman Mevla Teala bizi koruyacak, muhafaza edecek. Yoksa bizim Mevla Teala kimse eline bırakmaz ya. Ama sen onları davet edersen. O yüzden ben tekrar ediyorum. Büyü olayına veya nazar olayına bundan sonra bakarım yani. İlk önce iman, namaz, helal harama dikkat artı tatlı ifadeler. Şükür ifadeleri, nankörlük ifadeden kaçarsa insan olsun.